Buse Aydınlatma'nın katkılarıyla hazırlanan belediye ajansı başlıyor. Türkiye'nin ilk ve tek belediye ajansını sunan TV6 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burcu Gündüz. Belediye ajansımız başlıyor. Müzik Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Adana Altın Koza Film Festivali 18 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında Adana halk ile buluşuyor. Festivalde elde edilen gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Nebil Özgen Türk sanatçıların hiçbirinin kendilerini çevirmediklerini Altın Koza'nın önemini vurgulayarak Adana halkına ve festivale sahip çıkmasından dolayı basın yayın kuruluşlarına teşekkür etti. Film festivalinde birçok dalda film yarışmaları yapılacak. Festival Türkiye'deki üniversitelerin Sinema ve Güzel Sanatlar bölümlerinde eğitim gören öğrencilerini de Adana'da ağırlamaya hazırlanıyor. Gerçekten böyle bir dinamizm e, her şehirde olmaz. Yani Adana'nın basını festivali kadar güçlü. Onun için gerçekten bütün Adana'nın basınına, geçmişteki yıllara dayanan çok sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buca Belediyesi'nin bağcılığı eski günlerine döndürmek için ürettiği üzümün hasadına başlandığı 13 çeşit üzümün yetiştirildiği yörede Başkan Erhan Kılıç, üzüm hasadını vatandaşlarıyla paylaşacağını söyledi. Buca Belediyesi bağcılık kültürünün kentte yeniden canlanmasıyla belediye ait bağlardan üzüm toplamaya başladı. Türkiye'nin en iyi üzümlerini üreten Buca'nın tekrar eski günlerine dönmesi için Buca Belediyesi tarafından tarım projesiyle destekleniyor. Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı bağlarda ortaya çıkan hastalık ciddi kayıplara neden olurken Başkan Erkan Kılıç bu senede toplanan ürünleri Bucalılarla paylaşacaklarını ifade etti. Kırsal kalkınma projesini hayata geçiren başkan epey yol aldıklarını Buca'nın üzümünü hak ettiği değeri almasını istediğini söyleyerek çiftçinin kazanmasını ve bu coğrafyanın korunmasını betona mahkum edilmemesinin önemini sözleriyle vurguladı. Şu an Buca Belediyesi'nin bağ evindeyiz. 30 dönüm arazide 13 çeşit üzümümüzle bağ bozumumuz başlamış bulunmaktadır. Örneğin e, halkımıza örnek bir üzüm yetiştirme modeline sunmaya çalışıyoruz. Halkımıza da buradaki çıkan üzümleri ücretsiz olarak dağıtmayı planlıyoruz. Mezitli Belediyesi kırsal bölgede yaşayan kadınlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik Erken Tanı Hayat Kurtarır projesi kapsamında Belediye Meclisi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Mezitli Belediyesi Erken Tanı Hayat Kurtarır sloganıyla belediye meclis salonunda meme ve rahim ağzı kanseri konusunda bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Özellikle kırsal bölgelerdeki üretici kadınların çoğunlukla olduğu ve birçok davetlinin katıldığı bu anlamlı günde Profesör Doktor Canan Öztürk tarafından erken tanının önemini vurgulayan ve kadınların kendilerini nasıl kontrol etmeleri hakkında bilgi verdikten sonra Operatör Doktor Aslı Bilekdemir hocamız da rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirme yaptı ve HPV önemi vurgulandı. Başkan Neşet Tarhan, kadınlarımızın bilinçlendirilmesi adına bu tarz eğitim çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak sözlerine devam etti. Türk pop müziğine çok değerli isimleri kazandıran Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı İşbirliği ile bu yıl 26.sı düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması çok renkli anlara sahne oldu. Kuşadası Belediyesi Altın Güvercin Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın işbirliğiyle bu yıl 26.sı düzenlenen Güvercin Beste Yarışması'na finalistlerin heyecanı ile gecede sahne alan Emre Altuğ damgasını vurdu. Kuşadası'nda olmaktan mutluluk duyduğunu, bu güzel organizasyonda konser vermenin heyecan verici olduğunu ifade etti. Geceye Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı. Emre Altuğ şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı. Başkan Ömer Ömer plaket vererek sanatçı Altuğ'a teşekkür etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer erkek basketbol takımıyla yöreden kafede bir araya gelerek sporculara yeni başlayacak sezon için başarılar diledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan MSK Erkek Basketbol Takımı ile bir araya gelerek oyuncularla sohbet etti. Sporcuların Mersin hakkındaki düşüncelerini dinleyen başkan, yeni sezonda sporculara başarılar diledi. Yöreden kafede gerçekleşen kahvaltıya Başkan Seçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Başkan Seçer, MSK çatısında olmanın ve bu çatı altında oynamanın sporculara iyi bir referans olduğunu Dikkat çekerek belediye başkanı olarak onurlu hissettiğini ifade etti. Takımın kaptanları sezonu şampiyonlukla taçlandıracaklarını ifade ederek kendilerine bu güzel imkanı tanıdıkları için Başkan Bağab Seçer'e teşekkür ettiler. Umarım e, iyi bir hazırlık dönemi olmuştur. E, hazır olduğunuza inanıyorum. Sevgili izleyenler Ayvalık Belediyesi bu yıl kurtuluşunun 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Gecede Onur Akın'ın seslendirdiği şarkılara çok sayıda davetle eşlik etti. Ayvalık 101. Kurtuluş Yıl dönümünü Onur Akın'ın sahne aldığı konserle kutladı. Ayvalık Meydanındaki tören gündüz etkinliklerin gece konserin gerçekleştirildiği bu anlamlı Kurtuluş Yıl dönümüne belediye başkanı ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Mesut Ergin konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına cumhuriyetin bugünlere taşınmasında emek veren herkese rahmet dandıklarını ifade etti. 101 yıldır aynı coşkuyla hürriyetimizi kutlamanın mutluluğu tarif edilemez diyerek sözlerine devam etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının yaklaşması nedeniyle Atatürk'ü 1937 yılında iki defa misafir edildiği tarihi köşk için restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Trabzon valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle Atatürk'ün köşkünde incelemeler başlattı. 1937 yılında Atatürk'ün iki defa misafir edildiği bu değerli yapıt için başlatılan restorasyon çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Vali Yıldırım ve Başkan Murat Zorluoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak restorasyon çalışmalarının Cumhuriyet'imizin 100. yılına yetişmesinden dolayı gurur duyduğunu bir yıldır devam eden çalışmalarda tarihi dokusu bozulmadan, Toparlanan içerisindeki eşyaların Bir kısmının Ankara'ya gönderilerek Tadilat ve onarından geçmesiyle Trabzonlu hemşerilerin ziyaretine Açılmış olacağını ifade etti Başkentimizde bu yıl ikincisi yapılan Başkent bisiklet yarışmasında Dereceye giren sporculara Ödüllerini Mansur Yavaş verdi Başkentte ikincisi düzenlenen Decathlon Grand Başkent Bisiklet Yarışı'na destek veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bu güzel günün Ankara'nın tanıtılması adına önemli bir gün olduğunu dile getirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bisiklet yarışmasına lojistik destek verdi. 1300 sporcunun katıldığı yarışta birinci, ikinci ve üçüncüye ödüllerini Başkan Mansur Yavaş takdim etti. Bu tür etkinliklerin çoğalması lazım. Başkan trafik yüzde olsa İzmir'de Türkiye'nin ilk belediye hastanesi olan Eşref Paşa'na görev teslim töreni heyecanı vardı. Tunç Soyer hocalara plaketlerini takdim ederken duygusal anlar yaşandı. 50 yılı aşkın bir kardeşlik hukukunun sonunda burada yolumuz kesişti sevgili Devrim Hoca'yla. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nin başhekimi operatör doktor Kadir Devrim Demiril'in görevini törenle yeni atanan meslektaşlarına devir etti. Başkan Tuzsel'in katıldığı görev teslim töreninde hocalarımız görevlerini tamamladı. İyi bir yönetici olmanın farkı en az onun kadar iyi bir iş çıkaran birisine devretmekti diyerek hizmetlerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Operatör doktor Kadir Devrim Demirel görev süresince birçok hizmeti kente kazandırdığını, İzmirlilere hizmet vermenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek konuşmasına devam etti. Görevi devralan yeni başhekim operatör doktor Yavuz Uçar ise Türkiye'nin ilk belediye hastanesinde görev yapmanın gurur verici olduğunu söyledi. Sevgili izleyenler, başkentler yeni nikah salonuna kavuştu. Çankaya Belediyesi Çay yolu bölgesinde yapımı tamamlanan Türkan Saylan Nikah Salonu hizmete açıldı. Başkentler Erol Evgin konseriyle keyifli vakitler geçirdi.

Hoş geldiniz, Çankaya Belediyesi Çay Yolu Bölgesi'nde inşa ettiği Türkan Saylan Nikah Salonu'nun hizmeti açtı. Açılışı özel olarak verdiği konserlerle damga vuran Erol Evgin izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konutkent Mahallesi'nde bulunan 170 konuk kapasiteli nikah salonu, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin eski genel başkanı Türkan Saylan'ın adı verildi. Başkentler tüm nikah işlemlerini burada gerçekleştirebilecekler. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in açılışını yaptığı törende konuşan Taşdelen, bir belediye başkanı için en güzel şey bir kurdele kesmek olduğunu dile getirerek Çankaya Belediyesi'nin herkesin belediyesi olduğunu söyleyerek konuşmasına devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. İstanbul sokaklarında yaşayan, acil duruma ihtiyacı olan canlar için 7/24 hizmet veren tam donanımlı Cango sokaktaki hayvanlar için hizmet vermeye başladı. An, Büyükçekmece Belediyesi'nin sokak hayvanlarına acil müdahale edebilmek için hizmete soktuğu Kango isimli ambulans donanımlı bir şekilde hizmet sunmaya başladı. İki köpek, üç kediye müdahale edebilecek kapasiteye sahip Kango, hasta ve yaralı can dostlara 7 gün 24 saat acil müdahale yapabilecek. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda her türlü müdahale malzemesinin içinde olduğu, hukukun kabul ettiği standartlara uygun bir şekilde sokaktaki canlarımızın acil durumlarında yanında olmak için hizmet vermeye hazır. Ee, 24 saat vatandaşımız emrinde olacak ambulansla. Yaralanmalar, acil zehirlenmeler veyahut da sokak hayvanlarımızın acil durumlarında sizin yanınızda olacak. Bornova'da Kaya Dibi mahallesinde arıcılık sahamı başladı. Bornova Belediyesi bu yıl 120 Bornovalı'ya eğitim vererek en doğal yöntemlerle kaliteli balı vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi'nin Kayadebi Mahallesi'nde başlattığı arıcılıkta bal sağımı başladı. 70 üretici ilk ürünlerini almanın heyecanını yaşarken hasat mevsimi sonlarına kadar 1 ton bal hasatı yapılması bekleniyor. Arıcılık eğitimleriyle Bornova halkının arıcılığa ilk adımı atmasına destek veren Bornova Belediyesi kursiyerlerine hem kovan hem de malzeme yardımında bulunuyor. Bornova Belediyesi bu yıl 120 Bornovalı'ya arıcılık eğitimi verdi. En doğal yöntemlerle üretilen bu ballar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Muratpaşa Belediyesi Dünya Temizlik Günü'nde kentin doğa harikası olan yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerden profesyonel dağcıların çalışmalarıyla torbalarca ambalaj atığı ve sigara izmariti çıkarıldı. Muratpaşa Belediyesi Dünya Temizlik Günü'nde falez sahil bandında 10 dağcının katıldığı kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Yüksekliği yerden 40 metreyi bulan falezlerden torbalarca ambalaj atığı ve sigara izmariti toplandı. Her yıl gerçekleşen Dünya Temizlik Günü etkinliğinde iyilik Yap Denize Atma sloganıyla düzenlenen etkinlik için belediyenin temizlik işleri, iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü ve maksat üyeleri günün erken saatlerinde falezlere gelerek profesyonel dağcıların önlemlerini alarak başlattığı temizlik çalışmalarını yakından takip ettiler. Maksat Arama Kurtarma, Antalya'nın ilk kentsel arama kurtarma derneği. Alanında uzman arkadaşlarımızla beraber kentsel arama kurtarma, doğa arama kurtarmalarına üzerine eğitimler vermekteyiz. Muratpaşa Belediye'mizde de birçok bu yaz içinde projelerde bulunduk. Ee, bu da farklı bir projemiz. 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nün farkındalık yaratılması adına 10 kişilik dağcı ekibimizle beraber bugün Fares Park'ta temizlik yapmaktayız. Sevgili izleyenler hafta içi her gün saat 19'da TV6 ekranlarında belediye ajansında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Osman Aydınlatma'nın katkılarıyla hazırlanan belediye ajansı son erdi.